Benim için sinemamızın en karizmatik adamıdır. Sesiyle, görünüşüyle, duruşuyla harikulade bir insandı Kamuran Uster. Öylesine güzel işler çıkarmıştı ki oyuncuların kendi sesi zannedersiniz adeta. Mesela Hababam Sınıfı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerindeki edebiyat hocalarını hatırladınız mı? Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe bir bakın. Gençlik değil, adeta it sürüsü diyen hoca ile Oku Bakalım Yahya Kemal'in Sessiz Gemisini diyen edebiyat hocasını hatırladınız mı? İşte bunların sesi Kamuran Uslu'ya aittir. Atatürk'ün memlekete emanet ettiği şu gençliğe bakın. Gençlik değil, adeta it sürüsü. İt sürüsü! Ne yapıyorsun orada? Oku Yahya Kemal'in Sessiz Gemisini. Aynı zamanda Milyarder filminde Mesudiye'nin en zengini olan Dombili'yi oynayan Ergun Köknar'ı da seslendirmişti. Ve bu ses ona o kadar çok yakışmıştı ki. Dombili'nin işleri hep böyle süratli olur. Sen ne diyorsun şimdi? Mesut kardeşim, şimdi sırası mı felsefenin? Sen cevabını söyle. Evet mi, hayır mı? Kamuran Uster senelerce Fikret Hakan'ı da seslendirdi. Hatta en iyi seslendirme performanslarından biri diye sürekli yayınlanır durur. Para olmadığı için ameliyat yapmayanlarda hiç suç yok mu acaba? Dur doktor! Bırak da biraz da biz konuşalım. İş olduğu zaman 500 lira yevmiye alan bir adamdan ameliyat için 250 bin lira isteniyor. Lağımda çalışarak, sırtımızda 150 kilo yük taşıyarak, gün doğuşundan batışına kadar kum çekerek ancak ekmek paramızı kurtarıyoruz. Aynı zamanda çok hızlı gidiyorlar. Şoförün birini zaten gözüm tutmadı. Birinin yan camı kırık, Samet Üşür diyen o adamı hatırladınız mı? Selvi Boylum, Al Yazmalım filminde Ahmet Mekin'i seslendiren Kamuran Uslu'dan başkası değildi. Çok hızlı gidiyorlar. Şoförün birini gözüm tutmadı. Birinin yan camı kırık, Samet Üşür. Çoğu durmadı zaten.